İnsanları aç bırakıyor musun yine Esma? İnsanları aç bırakmıyorum. Aksine doyuruyorum hücrelerini. Ne demek aç bırakmak? Aç bırakıyorsun işte, bak bağışıklık sistemi çöküyor. Onların insanların gözleri aç. Gözleri aç, gerçekten öyle. Yani sağlıklı gıdalar hangisi normal rutin hayatında? Bugün de şu meyveyi yiyeyim ya da bugün kendim için kefir içeyim, ayran içeyim düşünüyor. Düşünmüyorlar ki, normalde hani diyet beslenme programına gelmeden önce zaten istediklerini yiyorlar. Hadi bugün de bunu yiyeyim. Keyfi yiyorlar zaten. Künefenin üstüne şunu yiyelim. Hadi bugün de bunu yiyelim. Zaten sağlıklı dengeli beslenmeyi düşünmüyorlar ki. Bu şekilde kilo alıp geliyorlar. Sonrasında da en minimal şeylerde aman bağışıklığımız düşmesin. Aman bize bir şey olmasın. Normalde zaten bağışıklık düşürücü birçok şey yapıyorsunuz. Normal sağlıklı gıdaları az yediğiniz için mi bağışıklık düşecek? Peki bu bağışıklık sistemi ne? Bağışıklık sistemi ne biliyor musun? Vücudun savunma sistemi, vücudun askerleri gibi. Nasıl bir ülkeyi koruyan askerler varsa, dış etkenlerden zarar verebilecek herhangi bir şeyden, bizim de vücudumuzda, vücudumuzu hastalık getirecek, vücudumuzu etkileyecek bütün işte mikroorganizma, o küçük gözle göremediğimiz organizmalar, maddeler, bunlardan koruyan yapıya bağışıklık sistemi diyoruz. Niye bu kadar önemli peki? Şimdi bir ülkede ya mantıken bir ülkede asker olmayınca o ülke her tehdide açık hale geliyor. Yani bağışıklık sistemimiz olmadıktan sonra en küçük bir tehdit halinde ölürüz. Bağışıklık sistemimiz günde milyarlarca belki de bağışıklığımızı tehdit eden şeyle karşılaşıyor. Mükemmel bir sistem zaten o sistem. Zaten kendi içinde çok güzel bir sistem. İşte yeterli dengeli beslenen kişilerde, egzersiz yapanlarda, stres faktörü az olanlarda, yeterli dengeli uyuyanlarda zaten çok güzel işliyor sistem. Ve bu sistem bizi dış etkenlere karşı koruyor. Yani minik minik milyonlarca o aldığımız tehdide zaten biz küçük küçük savunmalarla zaten savaşıyor. Ama bazen böyle özellikle şu an tam korona virüsüyle dünyamız bir savaş halinde, bazen böyle ekstra durumlarda vücudumuz ekstradan destek isteyebiliyor bağışıklık sistemimiz enfeksiyonlara karşı. İşte ben de onu diyorum. İnsanları yeme alışkanlıklarını değiştirip az beslendirerek düşürmüyor musun bağışıklık sistemini? Düşürmüyorum sistemde? Çünkü probiyotik, prebiyotik oranı yüksek besinler veriyorum. Onlar ne? Probiyotik, prebiyotik ne? Bilmiyorum ben farkını. Tamam anlatayım. Probiyotik ne? Probiyotik bağırsağımızda bizim sindirim sistemimizde yaşayan yararlı o gözle görünmeyen mikroorganizmalara probiyotik diyoruz. Probiyotik sadece sindirim sisteminin düzenli işte kabızlık varsa onu toparla, ishal varsa onu toparla bu değil. Birçok işte yapılan çalışmalarda diyabet riskini azaltmaya yönelik çalışmaları var. Alerji özellikle mevsim geçişlerindeki bu alerji risklerini azaltmaya yönelik çalışmaları var. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik özellikleri var. Burada özellikle üzerinde durmak istiyorum. Bağışıklık sistemi. Yani sadece hani probiyotik dediğimizde aklınıza sindirim sistemi düzenli çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Buna bakmak değil. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için zaten probiyotiğe ihtiyacımız var. Peki, probiyotik, prebiyotik hep karıştırılıyor. Nedir prebiyotik? Prebiyotik de bu probiyotiklerin beslendiği yapı. Hepimiz bir enerjiye ihtiyaç duyuyoruz çalışabilmek için. Günlük enerjimizi, aktivasyonumuzu yapabilmek için. Bu küçük küçük, küçük mikroorganizmalarda bir besine ihtiyaç duyuyor yaşayabilmek için sindirim sisteminde. Bunun yaşayamasını sağlayan besinlere biz prebiyotik diyoruz. Prebiyotik, probiyotiğin besini o zaman. Aynen öyle. Ne yiyeceğiz peki biz bunları almak için? Yoğurt, kefir, turşu, sirke kullanın probiyotik için. Kombuça, çok bilinmez kombuça. Şey böyle yeni yeni gündemde olan bir çay. Kefir gibi aynen. Kefir de ilk içtiğinizde bu ayran bozulmuş mu acaba bu ne deyip böyle bir endişe duyduğunuz o tat işte o probiyotik. Prebiyotiğin en iyi kaynakları neler biliyor musunuz? Evet. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagil kaynakları, soğanlı sarımsak gibi soğangiller, turp, aynı şekilde sebzeler, meyveler, lifli ürünler. Hani böyle ağzımızda sakız gibi çiğneye çiğneyip bitiremediğimiz o lif yapıları var ya sebzelerde. Bunlar da aynı şekilde bu probiyotik canlılar için prebiyotik yani besin kaynağı. Klasik. Tadı kötü olan her şeyin iyi gelmesi gibi bize bu da öyle. Tadı kötü gelmiyor. Tadını biz unutuyoruz. Oraya dikkat. Biz o kadar yapay gıda, yapay tatlara alışıyoruz ki doğal olan tadı unutuyoruz. Bir şeyi düşünün. Çocuğu düşünün yani. Bir bebeği düşünün. Anne sütünü emerken böyle lupur lupur o kadar böyle iştahla emiyor ki hiç anne sütünün tadına baktınız mı? Acı, tatsız, tutsuz bir şey. Anne sütünü içiyor. O onun besini, o doğal tabi olan bir şey. Onu içtiğinde onun tadını alıyor. Ama siz kalkıp da işte pekmezdir, reçeldir, tatlı bir şeyler ya da şekerdir. Bunu yaptığınız zaman o çocuk zaten o tadı alınca ötekisini beğenmez. Bizim de şu an durumumuz ne biliyor musunuz? Şımarık çocuklar gibiyiz. O zaman doğala dönün diyorsun. Doğala dönün diyorum.
Ama doğala dönün derken de şunu da algılamayın lütfen. İşte bütün gün turşu yiyin, bütün gün kelle paça için, bütün gün işte C vitamini antioksidandır, portakal yiyin. Bunu demeye çalışmıyorum. Yeterli ve dengeli beslenin. Her şey dozunda güzel. Bunları da yeterli dengeli almamız gerekiyor. O sindirim sistemindeki probiyotikler, o canlıları beslemeniz gerekiyor. Beslemezseniz onlar da atılır, onlar da yok olur. Dolayısıyla istediğiniz kadar probiyotik alın, bir mantığı kalmaz. Yani bunları aldığımız zaman bağışıklık sisteminize ekstra bir destek vermiş olacağız. Kesinlikle, kesinlikle. Ama dediğim gibi ev turşusu, yoğurt, kefir, sirke, kombuça. Neyse. Yani sonuç olarak bu gıdaları tüketin. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız için 1. Yeterli ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. 2. Egzersiz yapmamız gerekiyor. 3. Düzenli bir şekilde uyumamız gerekiyor gibi. Yeterli ve dengeli beslenmemiz için neler yapın? Neler tüketin? Probiyotik, prebiyotik tüketin. Probiyotik ne dedik? Yoğurt, kefir, aynı şekilde sirke. Bunlar probiyotik kaynağıdır. Probiyotikleri hayatınıza alın. Turşu, ev turşusu. Bunları hayatınıza alın. Ama tabii şu kısmına dikkat, fazla tüketimi. Turşunun özellikle tuzdan dolayı tansiyon hastalarına da yanlış bir mesaj vermeyelim buradan. Tüketimlerine dikkat lütfen. Bunlardan yardım alalım. Bu besinleri tüketelim. Bunlar dışında bu probiyotiği besleyen prebiyotikler var. Probiyotikler taze sebze meyveler. Kuru bakliyatlar aynı şekilde probiyotik kaynağıdır. Bunları tercih edelim, bunları tüketelim. Yani şu an malum dünya olarak büyük bir enfeksiyonel durumla, koronavirüsüyle savaş halindeyiz. Bu savaş halinde kişisel olarak da savaşmamız gerektiğini, sağlıklı, iyi, doğru gıdaları, doğru miktarlarda vücudumuza almamız gerektiğini unutmayalım. Bunlar aklınızın, kulağınızın bir köşesinde küpe olsun. Neler alabilirim? Bu işin temeli market alışverişinde başlıyor. Sebzelerden, meyvelerden markette alışveriş yaparken rafine, işlenmiş bir sürü boş kalorili yiyecekler değil, sağlıklı gıdaları seçin önce. Savunma, enfeksiyona karşı savunma, bağışıklık, immün sistemimiz önce içinizde başlıyor. Önce kendimizi savunmamız gerekiyor. Bağışıklığımızı ne kadar çok güçlü tutarsak, hastalık faktörüyle karşılaşsak dahi onu vücudumuzdan atmamız da o kadar rahat olur. Doğru beslenmeyle, probiyotiklerle, prebiyotiklerle o 500 tanelik askeri 1000 tane asker yapalım, bağışıklığımızı güçlü tutalım. Anladın şimdi, yine aç bıraktın insanları Osman. Hadi yürü, bir kebap ısmarlayayım sana, yürü.